İyi günler Amil Bey. Görüyorum ki okulumuzu daha da güzelleştirmek için yeni bir bütçe hazırlıyorsunuz. Evet Afet Hanım, sizi dinliyorum. Sizin o değerli vaktinizi çok fazla almak istemiyorum ama sizin de bildiğiniz gibi havalar çok güzelleşti. Bundan bana ne? Yani yılın bu döneminde çocukları okula motive etmek biraz zor olur. Hadi birinci, ikinci sınıfları geçtim ama son sınıflar, üniversite sınavları var. Bunların kanı kaynıyor. Onun için bunları okulda tutmak için bir şeyler yapmak lazım. Bağlayalım mı Afet Hanım? Daha insancıl yöntemler bulabiliriz. Mesela bir oyun olabilir, belki bir söyleşi falan. Afet Hanım, isterseniz okulu kapatalım, çocukları okulda tutmak için burayı sirke çevirelim de dersiniz. Amir Bey, çocuklar öğrenirken aynı zamanda eğlenebilirler de. Bu da okulun idari amirine düşer. Kusura bakmayın ama biz burada sadece eğitim veriyoruz. Eğitim sadece kitap ezberletmekle olmaz. Onları ayrıca sosyal açıdan da eğitmek lazım derim. Ben de bunu başarmaya imkanımız yok derim. Sizin imkanınız yoksa ben de kendi imkanlarımı kullanırım derim. Kullanın da görelim şerefsizim derim. O zaman görüşürüz derim. Bu kadın sinir ediyor beni ya. Abi, biz konsere gideceğiz de. Bu konserin yol masrafı var. Efendime söyleyeyim, bu bilet olayı var. Para. Ondan sonra Rahmiye yemesi içirmesi para. Bu harcırahlar abi. Yok ya, çok zor abi. Vallahi. Varım abi, ben varım. Neye varsın Arif'im? Ben biliyorum abi şimdi sizi. Siz diyeceksiniz ki Arif var mısın? Sen Amil Bey'den bu kadar para alırsın. Yok benim bildiğim Arif alamaz. Yok şu alır, yok bu. Tamam, ben yemem abi bunları artık. Tamam, bitti, çürüdünüz. Ben dedim abi. Alamaz dedim. Alır abi. Benim bildiğim Arif alır. Yok abi. İddiaya girelim. Amil Bey'den 50 milyonu alamaz Arif. Tarihe bir bak abi. O tarih sana gerçekleri söyler abi. Arif bu parayı söke söke alır. Hah. Varım abi ben, neyine? Kenan Doğulu'nun bütün konser masraflarını abi. Eğer Amil Bey'den 50 milyon alırsan bendensin. Sizdensin. Bizdensin. Tamam abi, yapın hesabınızı kitabınızı. Toplayın paralarınızı da, ben bu işi bugün çözeceğim. Ama yalnız bırakın beni. Ben böyle organize olayım biraz. Şşş kopilim. Ne olacak bu Arif'in hali? Vallahi abi. Dünyayı sen mi kurtaracaksın be Arif'im? Atın üstünde öyle yaldır yaldır. Şşş, ne planlıyor bu? Yürü. Arif, şimdi nasıl olacak bu abi? Bir şeyler yapmak lazım. Ya, hava gittikçe ısınıyor. Bunlar okulda durmazlar. Ulan kaçarlar. Ya siz Amil Bey'den de ümidi kestiniz bakıyorum Afet Hanım. Ben Amil Bey'den bir şey ümit etmekten ümidimi kestim. Şurada sınavlara neredeyse 2 ay var. Böyle müdürler olduğu sürece bu çocuklar da okuldan kaçarlar Afet Hanım. Ama biz de bunca yılımızı başına vermedik bu mesleğe. Biz de bir şeyler yaparız. Ve şeyi düşünmek lazım. Şimdi bunlar kaçınca nereye giderler? Ne bileyim, bir bölümü kahveye falan giderler. Ha şimdi konser mevsimi de başladı. Konsere de kaçar bunlar. Kahveyi unut. Nasıl unutalım? Bizimkiler unutabilecek mi bakalım? Aslında bu konser iyi fikir. Nasıl yani? Konser mi vereceğiz okulda? Yok, daha şimdi böyle büyük çapta bir şey yapamayız ama bu konser veren ünlülerden sevdikleri birini pekala söyleşi için çağırabiliriz. Ünlü birini söyleşi için çağırırız da gelirler mi bakalım Afet Hanım? Bir deneriz. Onlar da bu sıralarda okudu. Okul kokusu özlemişlerdir. Yürü. Ya Afet Hanım, bu enerjinize hayranım. Yürü, telefonlarla başlıyoruz işe. Telefonlarla. Gel. Gelsene eşek herif. Ha, sen misin? Ben de Mennan sandım. Ne var, ne istiyorsun? Hocam duydunuz mu? Hayrola, bir şey mi kırdınız yoksa? Söke söke alırım parasını şerefsizim. Yok hocam, bir şey kırmadık. Yeni 50 milyonluklar çıkmış. Yeni 50 milyonluk mu? Peki ben niye görmedim? Darphane çok az sayıda basmış hocam. Koleksiyoncular diyor ki bu ilk baskılar ileride servet değerinde olacakmış. Bizim bir arkadaş da var. Şimdi siz de istersiniz diye düşündüm. Tabii bende de bir tane oldu. Alayım hocam o zaman. Neyi alacağım? 50 milyonu değiştireceğim ya. Ha.
Al bakalım. Tamam hocam. Ben hemen değiştirip geliyorum. Sizde de bir tane olmalı. Çabuk ol. Yeni 50 milyonluk ha? İleride servet. Şu bizim Rıdvan Kanat Lisesi, Fırsatlar Lisesi oldu şerefsizim. Arif'im bizim telefon görüntülü galiba. Şu an karşımdasın. Ha, benim oyuncak ayı Bobo'ymuş bu. Arif, ayıp oluyor ama kardeşim. Hemen cevabı yapıştırıyorsun, sensin ayı falan filan. Abi beni ilgilendirmez. İddiayı kaybetmeseydin, bul bir yerden parayı. Bana bak Arif, yarın ilk dersten sonra fıyıyoruz. Sen Kopil'le Ortega ile konuş. Abi biletler numarasız. Gidip yer kapmamız lazım. Tamam, sen organizasyonu yap. Arif, ben arayamam abi. Ablam legaligo yapıyor sonra. Bütün gün berabersiniz, konuşacak ne buluyorsunuz diyor. Kuşak çatışması abi. Tamam, tamam sonra konuşuruz. Hadi öpüyorum, iyi geceler. Bu iş bu kadar abi. Sağ ol baba. Şarj bitti değil mi? Kısacık konuştum abla. Nerede kısacık konuştun? Kısacık konuşsan şarj biter mi? Çar nereden buluyorsun bu kadar lafı? Evet, afet güç verir taarruz modundan. Ben yavaş yavaş sıvışayım. Gel sen dur bakayım orada. Sana bir şey soracağım. Evet, yakayı hele verdik. Buyurun emrinizdeyim efendim. Yeliz nerede? Kim efendim? Yeliz Akçay şu sizin törpü. Vallahi ben de değil. İndir o ellerini. Ablayla dalga geçme. Kız günlerdir okula gelmiyor. İndir o ellerini. Abla evde ders çalışıyordur. Hepimiz üniversite savaşının birer neferi değil miyiz abla? Mevzuyu sündürme, geliyor terlik ona göre. Tam olarak sen bilirsin kız neden okula gelmiyor. Canım benim, papatya prensesim, yeşiller içindeki meleğim. Hepimizin devamsız hakkı var. Kız da devamsız hakkını kullanıyor. Ana bir okul sahibiye yeri ya, isteyen gelir, canı sıkılanları çekip gider. O devamsızlık hakkı size hastalık gibi zorunlu haller için veriliyor. Sen bunu biliyor musun? Onu görürsen benim selamlarımı söyle ve yakın takibi aldığımı da söyle. Sen benim takibimi bilirsin. Yumurtaya can veren Allah'ım, sen öğrenci kullarını afet güç veririn gazabından koru ya Rabbim. Amin. Sen benimle dalga geçme. Acımadık ya, acımadık ya.